Haber ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Yine sıcak başlıklarla ve son dakika bilgileriyle. Bursa'da tahliye edilen çöp evde bulunan 9 yaşındaki çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Öte yandan çocuğu yaklaşık bir yıldır kilitli tuttuğu belirlenen teyze de adliyeye sevk edildi diyelim. Ferhat Özkener'e dönelim bir kez daha. Ferhat, yayınlarımızda tabloyu birlikte okumaya çalışıyoruz ama tüm kamuoyunun merak ettiği noktaya gireceksin şimdi. Çocuk bir yıl nerede tutuldu ve o ev nasıl bir ev? Sendeyiz. Evet Nilgün Balkaç, işte o evin içerisindeyiz. Dünden beri Türkiye'nin gündemine oturan çöp ev burası. İşte küçük çocukta 9 yaşındaki Cem Muhammed işte bu evde yaşıyordu diyemeyeceğim, yaşamaya çalışıyordu. Çünkü içerideki çöpler toplanmış olsa bile o kadar kötü bir koku var ki maskeyle bile o kokunun genzimizi yaktığını söyleyebilirim. O yüzden maske için seyircilerimizden özür diliyorum. İşte o oda. Görüntülerde yer alan o oda. Bu odanın kapısı kırılarak açıldı. Çünkü küçük çocuk bu odada kilitli tutuluyordu. Çöplerin içerisindeydi. Oda ağzına kadar çöp doluydu. O odaya yavaşça giriyoruz. Odaya girdikçe aslında kokunun arttığını da sizlere söylemek istiyorum. Küçük çocuk bu odada ihtiyaçlarını da burada karşılıyordu. Eğer yemek verilirse, ki verilmediği söylendi, bu odada yiyordu. Çocuk bütün yaşamını bu odada geçiriyordu. Yaklaşık bir yıl boyunca teyzesi tarafından, Kamuran Pınar tarafından bu odada yaşadı. Evin tamamı ağzına kadar çöp doluydu. Şu an evin temizlenmiş halini görüyorsunuz. Temizlendiği halde o kadar pis bir koku var ki bu evde. 9 yaşındaki bir çocuğun yaşama ihtimali burada hiç yok. Ama bu odada tutuluyordu küçük çocuk. İşte o odayı şu anda ekranlara getiriyoruz. Bakın, kapının kilidi de üzerinde şu anda. Onu sizlere göstermek istiyorum. Kilit çünkü kırılarak açıldı. Odaya girip çıkmasının ardından teyzesi odaya çıkmaması için kilitliyordu. Görmüş olduğunuz gibi bu kilit kırıldı. İşte küçük çocuğun yaşadığı oda burası. Evet, evin kalanına bakalım. Küçük bir ev zaten. 60 metrekarelik bir ev. Şu an görmüş olduğunuz yer evin mutfağı. Pislikleri görüyorsunuz. Bu raflarda komple çöpler vardı. Hemen aygaza baktığımızda aslında ocakta zaten görüyoruz. İşler acısı bir durum var burada. Evet, evin durumu bu şekilde. Evin banyosu tamamen pislik içerisinde. Hemen o banyoyu da sizlere aktaralım. Yerler zaten tamamen o çöp poşetleriyle doluydu. Ekipler tarafından temizlendi. Bu evin banyosu. Evde elektrik yok. Aylardır evde elektrik kesik. Bunu sizlere belirtelim. An itibariyle elektrik yok. Zaten Kamuran Pınar bu eve taşındığında ev bu şekilde değildi. Bunu belirtelim. Emlakçı kendisine temiz bir ev bırakmıştı. Ancak evin son hali bu şekilde ekranlara yansıdığı gibi. Evin salonu şu anda ekranlara yansıyor. Görüyorsunuz yerlerdeki pislikleri. Hemen evin diğer odası, bir başka odası burası. Görmüş olduğunuz bu oda tamamen ağzına kadar aslında çöp poşetleriyle doluydu. Ekipler bu odadan da çöp poşetlerini temizlediler. Ancak koku, o kadar pis bir koku var ki şu an evin içerisinde. Sadece dairede değil, bütün apartmanı da sarmış durumda. Zaten komşular da bu şikayetleri evin sahibine iletiyorlardı. Evden çok pis koku geldiğini iletiyorlardı. İşte o poşetler temizlendi. Evet, evin salonu. Ekranlara getirelim. Yani burada bırakın bir insanın yaşamasını, bir hayvanın yaşaması bile aslında burada imkansız. Duvarlar ekranlara geliyor. Görmüş olduğunuz salondaki koltuklar bunlar. Evet, burası salon. Burası ağzına kadar da çöp doluydu. Evet, hemen açıklamayı da aktaralım. Çünkü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından küçük Cem Muhammed koruma altına alındı ve bir açıklama geldi. Hem teyze hem de anne birbirlerini suçlamışlar çünkü yaptıkları açıklamalarda. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada çocuğun velayeti eşinden boşanan anne Yasemin A'ya verildiği, anne çalışmak üzere Antalya'ya gittiğinde çocuğu anneannesinin baktığı, anneannenin vefatıyla da beraber teyzenin bu evde Muhammed Cem'le birlikte yaşadığı aktarıldı. Anne Yasemin Ağa'nın 2020 yılında kayıp ilanı verdiği bilgisi de eklendi. Teyze Kamuran Pınar ev kirasını ödememesi nedeniyle mahkeme tarafından işte bu bulunduğumuz, içerisinde bulunduğumuz bu çöp eve, görmüş olduğunuz çöp eve temizlendi ve icra yoluyla çıkartılması sağlandı. İşte küçük çocuk da bu evde bulundu. Odanın kırılmasıyla bulundu zaten. Hastane sürecinin ardından Bursa'da savcılık kararıyla anneye verilen çocuk Antalya'da yine savcılık kararıyla anneden alınarak
bakanlık bünyesinde koruma altına alınmıştır açıklaması geldi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan. Bir de Dine teyzenin hemen sizlere ifadesini aktaralım. Çünkü emniyette gözaltındaydı. Sonrasında adliye sevk edildi. Emniyette şu cümleleri söyledi. Yeğenim Cem Muhammed 18 aylıktan itibaren bugüne kadar annemle birlikte baktık. Annem 2020 yılında öldükten sonra ben bakmaya başladım. Kardeşim annemin vefatından sonra çocuğunu alıkoyduğuma dair şikayette bulundu. Cem de bunu duyunca bizimle irtibatı kesti. Yemek yemiyor, temizliği kabul etmiyor. Son 4 ayda bu hale geldi. Ben de etrafa zarar vermesin ve kaçmasın diye kapıyı kilitledim açıklamasını yaptı. Ancak burada bir teyzenin bir yeğenine yapacağı muamelenin olmadığını söyleyeyim. Çünkü ev ağzına kadar çöp dolu, pislik. Kokudan zaten geçilmiyor. Ben şu anda maskeyle o pis kokuda zor konuştuğumu belirtmek isterim. Yani burada bir insanın yaşaması imkansız. Bırakın insanı, buraya hayvan bağlısınız bile, burada yaşaması imkansız. Duvarları göstermek istiyorum sizlere. Çünkü küçük Cem'in eğitim almadı. Eğitim almadı. Duvarlarda bu yazılar yer alıyor. Hemen o yazıları ekranlara getirelim. Duvarlarda farklı dillerde yazılan alfabeler var. Teyzenin bunları neden yazdığı bilinmiyor. Artık yeğeni için mi yoksa kendi için mi yazdıkları bilinmiyor. Ancak duvarlarda böyle farklı farklı yazılar yer alıyor. Küçük küçük etiketlerle yazılar yapıştırdı. Zaten bulunduğumuz bu oda ilk eve girildiğinde görüntülerde ağzına kadar çöp poşetleriyle dolu olduğu gözüküyor. Ekipler işte burada ilk olarak çöpleri temizlemeye başladı. Tam ta ki o odaya geldiğinde, yani küçük Cem'in yaşadığı odaya geldiğinde, odanın kapısı kırıldığında küçük Cem'i yatakta çöplerin içerisinde yatarken buldu. Ve o anda acil servis ekipleriyle küçük Cem kurtarıldı. Hemen dönmek istiyorum yine evin içerisinde. Dar bir alan, küçük bir alan, ancak küçük alan komple ağzına kadar çöple doluydu. Ekipler bu evden, 60 metrekarelik evden 2 kamyon çöp çıkardı. Bakın bunu belirtelim. 2 kamyon çöp bu evin içerisinden çıktı. O kadar çöpü kaç yılda taşıdığı bile bilinmiyor bu eve teyzenin. Evet, 2 kamyon çöp bu evden çıkartıldı. Ona rağmen, temizlenmiş olmasına rağmen, bakın bu temizlenmiş hali evin, temizlenmiş olmasına rağmen bile ev içerisinde çok pis bir koku var. Ev içerisinde zaten evin tavanından yerine, zeminine ne kadar berbat olduğu ortada. Bölgeden aldığım bilgileri de aktarmak istiyorum sizlere. Çünkü emlakçı bu evi teyzeye, yani Kamuran Pınar'a teslim ettiğinde aslında temiz olarak, yani bir insanın normal yaşayabileceği, bir kiracının çıktığı evi teslim etti kendisine. Ancak evin son hali işte bu şekilde. Bir yılda bu ev bu hale getirildi. Yani zaten temizlik yapılmadı. İçerisinde nasıl yaşandığı bilinmiyor. Çünkü bir insanın yaşayabileceği bir alan değil burası. Şu an ekranlara yansıyan odada mesela bir yatak var ama bu yatağın üstü tamamen çöplerle doluydu. Yani orada kimsenin yatmadığı anlaşılıyordu. Şu an ekranlara bakın, yerler geliyor. Yerlerdeki pislikleri görüyorsunuz. Bu pislikler işte o çekyatların altından, yine duvar kenarlarında oldukça belli oluyor. Buralar zaten ağzına kadar çöple doluydu. Bakın küçük Cem'in odasına tekrar girelim. O odayı sizlere tekrar göstermek istiyorum. Çünkü hani bu kapının açılması hafızalarından kazanmayacak bir görüntüydü. Kayıt altına alınmıştı ekipler tarafından. Tam bu yatakta küçük Cem baygın halde yatıyordu. Çocuğun bakımı yapılmadı, o kadar belliydi ki. Ayak bilekleri, el bilekleri incecik kalmıştı. Cem'in saçları o kadar uzamıştı ki, tırnakları o kadar uzamıştı ki, tırnakları yaklaşık 5 santime ulaşmıştı. Şimdi teyze adliyede şu anda kanun önünde hesap verecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da küçük Cem koruma altına alındı. Adliyede teyzenin işlemleri devam ediyor diyerek sözü tekrar size bırakalım. Ferhat, sana teşekkür ediyoruz. Herkesin merak ettiği o eve girdin. TRT Haber o evde yaşananları gördük. TRT Haber'de tüm seyircilerimiz, gerçekten önemli. O çocuğun yaşaması mucize. Bundan sonra hayata tutunması için de herkes, hepimiz destek vereceğiz. Ama 60 metrekare evden 2 kamyon çöp nasıl çıkmış ve nasıl hayata tutunmuş? Teşekkür ederiz bize tüm ayrıntıları aktardığın için. Devam ediyoruz.